Çık artık, tehlike kalmadı. Hadi. Zat-ı âliyenizi kaçırmakla biz de suç ortağı olduk. Başka bir emriniz? Bu gecelik gizle beni. Ne dedin? Merak etme, hırsızım ama seni soymam. Yoksa korkuyor musun? Vallahi çalmam bir şeyini. Yok canım, senin her tarafın hırsız olsa ne çıkar? Öyleyse ne olur bir iyilik daha yap. Sevaptır. Saklarım ama bir şartla. Evin dahiliye nazırı Salih Reis müsaade ederse, tamam mı? Hı? Kabul. Bu gece yatıya bir misafirimiz var, Salih Reis. Simafir mi? Ha nereyedir o simafir? İşte. Arukuluksuzu da simafirden mi sayacağız da? Ben onu eve değil, bahçeye dahi sokmam. Pitli mıdır, piralı mıdır? Bitli senin babandır, Teres. Karıştırma, babam mı? Başlarım babanın şarap çanağına. Durun, durun. Hemen kavgaya başlamayın canım. Sen onun kılığına aldanma Salih Reis. Şöyle derinden bir bak, nasıl hanımefendi olduğunu anlarsın. Ha, çaktım onu. Evet. Tamam, girin içeri, girin, hadi, girin. Hadi, hadi, hadi. Fakat gözlerinden cin gibi zeki olduğu belli. Kendisi nasıl? Doğrusunu istersen anlayamadım. Güzel desem değil, çirkin desem çirkin de değil. Elin hırsızını alıp başını derde sokmanın alemini anlayamıyorum. Onu sakladığın için kanunen suç ortağı sayılırsın. Sen de hep pireyi deve yaparsın. Nişanlın Cavidan İstanbul'a gelip de bu kızı evine aldığını duyarsa sen görürsün pireyi. Sen sucu eşeğini yarış atı yapmaktan vazgeç. Şu anda Allah bilir evi soymuştur belki. Ben burada ineceğim. Hadi eyvallah. Sen de bir an evvel eve dön. Sakın unutma, sucu eşeğini yarış atı yapmaktan vazgeç. Yo, yanılıyorsun. Ne kadar aldandığını sen de göreceksin. Güle güle. Beyninin ortasına inerim tabayı. Eller yukarı. Dön geri. İleri marş. Sen benim kim olduğumu pek bilmiyorsun öyle. Bana bak. Kaşınaysın galiba. Benim hiç şakam yoktur. Ha beynine vurdum bir tabayı. Ederim böyle durdun seni. Sen boş versin o yavşak ağızlara. Ne sırtlanıyorsun be? Ha boyla tepene vurdum bir tavayı, dümdüz ederim kafayı. Allah Allah, sen iyi baksana karşındakine, bana dikenli gül derler. Uy, senin her bir yanın diken olsa ne yazayı be. Ben adamı düzeltirim de Ramazan pidesinden farkı kalmaz, anlıyor musun? Uy, ne kaçaysın öylesin. Gelme üzerime. Gel buraya. Gelme üzerime. Kaçma. Uy, ne mazaratlık şeymiş. Kendi üstüne görürsün. Yıldım, yedim seni, yedim yakaladım. Hayalim, anımdan kalan, eyvah, pipoların içindeydi. Bu tezarı yakalattım, sinek gibi seni. Ha, bu geçiremedi beni, yakaladım seni. Yedim seni, dokunma, oynadın kalmadı. Yapma, bütün pipoların içindeydi. Ayağını öpeyim, ona dokunma, o çok kıymetli. Kırmalı, kurban olayım. Bu sefer yedim seni, bu kafana indim bu. Uy, çözüm çıktı. Anam, çözüm. Bu ne hal böyle? Kendini at meydanında mı sanıyorsun? Ne oluyor Salih Reis?
Bu baş belasının bulunduğu yerde dirlik düzenlik mi olurmuş? Bu insan değil, şeytanın eteklik giymiş. Bak gözümün haline. O ne? Yaptığını beğendin mi? Seni yakalanmaktan kurtardım, insanlık edip evime aldım. Sonra da üstüme kilit vurup eli tavalı bir deliye teslim ettin beni. Huy, deli senin babandır, zilli! Baban yaşındaki adama vurmaya utanmıyor musun? Babaysa babalığını bilip saldırmasaydı. Hem bir yumrukta nalları dikmez ya. Sen kaşinaysın daha. Boş bulundum, yoksa sen vuramazdın bu yumruğu cozume. Hadi Salih Reis, bizi yalnız bırak. Pekala. Ha, bunun acısını yanına koymazdım ama beye dua et. Yatarken gözün üzerine bir parça et koy da morluğu geçsin. Fazla gevezelik edersen senin gözüne de et lazım olur sonra. Önce şu ön ayağını indir, ondan sonra nutuk çek. Ya, affedersiniz hanımefendi hazretleri. Hazret diye babana derler. Hem bana böyle ağızlar yapıp dalga geçme. Bu kolpalar ne yani? Kaval çalmıyoruz, çene eskitiyoruz burada. Bizim sözümüze boş verip de afimi atmak istiyorsun. Hayır hanımefendi, zat-ı aliyenize bir kadeh içki takdim etmek istiyorum. Korkma, zehir yok içinde. Boş versene sen. Bizi belediye zehirleyemedi, senden kim korkar? Bu şerbeti de içki mi diyorsun be? Bakıyorum, içkiye alışıksın. Ne zannettin ya? Hey, bırak! Nasıl siteliyorsun be, bırak! Ay! Gördün mü şimdi ne silkelediğimi? Utanmıyorsun değil mi? Neden utanacakmışım? Köpekler bile yardım için uzatılan eli ısırmazlar. Ben köpek değilim. Hem ne kafa şişiriyorsun? Sen kurtarmasan ben gene bir dümen bulur kaçardım. 40 paralık iş yaptın diye başıma ahlak hocası kesildin. Öyle manda trene bakar gibi ne bakıyorsun? Hokkabaz mı var karşında? Hayır. Dayak düşkünü bir arsız var. Bir dokun da gözünde çiçek açtırayım senin. Her kuşun eti yenmez kızım. Ben zavallı Salih Reis değilim. Vurdun mu bir de yer çarpar. Vur da görelim erkek sen. Bırak beni be! Sonra pahalıya patlayacak sana be! Vurma seni be! Bırak diyorum! Bırak beni! Edepsizlikten vazgeçmişsin. Yoksa kemiklerini kırayım. Ne o deli kız? Ağlıyor musun? Bir bu eksikti. Nerede kaldı senin kabadayılığın? Sana söylüyorum, bırak şu ağlamayı. Alt tarafı şakacıktan vurdum. Hadi, hadi dön bakayım, dön. Elimi ısırırsın ha? Söyle şimdi, ne ceza vereyim sana? Cevap ver, cevap ver. Eşek sudan gelene kadar bir dayak atayım mı sana? At. Ne mikrop şeysin sen? Hiç laf anlamaz mısın? İnsanlıkla alakan yok mu senin? Kalk ayağa, hadi. Kalkmıyorum. Kalk diyorum sana. Kalkmıyorum. Yapma! Yapma diyorum! Yapma diye! Pis herif! Haydut! Alçak! Alçak! Bana bak, göğsüm Ramazan davulu değil. Hadi yürü. Yürümeyeceğim işte. Bırak beni. Çıkar şu sırtındakileri de başıma bir de hastalık çıkarma. Hadi bakalım. Bırak diyorum. Yatağın üzerinde pijaman var. Giy onu. Korkma, temizdir. Daha giymedim. Senin serçe kuşun hala ortalarda yok. Yavru kirici kırmasın sakın, he?
4 sene emekten sonra öyle bir şey yaparsa kemiklerini kıracağımı bilir. Geç gel dedim kendisine. Kadın kısmı be abi, tut dersin yutar, vur dersin öldürür. Kim bilir nerededir? Ya elden giderse? Biz varız be! At. Benim prensibim itlere değil, ruhiyata dayanarak iş görmektir. Şu vicdan, şu merhamet yok mu? Onun anahtarını buldun mu kolayca sövüşleyemeyeceğin insan yoktur. Merhametin en iyi maymuncuğu da Huriye gibi kızlardır. Bana sorarsan abi, senin maymuncuk pirelendirmeye başladı beni. Bak, bak saat kaç? Dünya yıkılsa o benden ayrılmaya cesaret edemez. Saklanmıştır bir kovuğa. Peki, öyle olsun. Sen ne kadar ağzını bozarsan boz, ne kadar kötülük yaparsan yap, gene de aslında iyi bir insan olduğun belli. Zekisin, temiz kalplisin. Yavaş gel ahbap, bizi açmaz bu sözler. Eğer maksadın bana yeşillenmeye kalkmaksa, bakmam gözünün yaşına, düğümlerim nefesini. İş namusa dayandı mı? Canım senin namusundan bana ne? Kapa çeneni de evvela beni dinle. Eğer söylediklerimi yaparsan, 3-4 aya kalmaz hanımefendi olursun. Üzerinde uğraşılırsa muhitimize layık bir genç kız olabileceğine eminim. Hanımefendi olup da başımı derde mi sokacağım? Hanımefendilerin başının derde gireceğini nereden çıkarıyorsun? Kararını ver, yarın elbise alayım sana. Hadi bakalım, şimdi uyu. Hadi yürü. Hadi. Sonra? Sonra abi, dünyada ne kadar gümüş varsa hepsi orada içtima etmiş. Böyle böyle gümüş şamdanlar, gümüş tabaklar, gümüş tepsiler, çerçeveler saymakla bitmez. Var oğlu var. Ya? Var oğlu var da burada işin ne düdük? Allah bu kadın kısmına bir direm aklı neden esirger bilmem ki. Para babası bir manyağın ciğerinin ortasına düş sonra da bırak gel. Var mı böyle kaşkavallık dünyada? Bari sırtına geçirecek yeni bir çul aldırsaydı ürmedi. Sen deli misin be? Ne? Hafiften bir araklama yapmak istedim, enseledi beni. Oyanız. Adamı uyutmak için tok gözlü görünmem lazım. Ah ulan ah! Biz düşecektik ki oraya, görecektin filmin renklisini. Ekmek Kur'an çarpsın, herifin tam takım ciğerlerini sökmeden çıkmazdım. Herif deli be, beni hanımefendi yapmaya kalktı. Bırak da biz gidelim oraya ablacığım. Yemeye kalkmamış ya, hem ne korkuyorsun yani? Ben sana 4 mevsim kibarlık talim ettirdim. Belki zengin muhite salar da ekmek çıkartırız diye. Ne oldu yani, berduşluğundan bir tarafın mı? Hem hoca sana... Sana be, boş lafa gümrük alırlar, iş konuşuyoruz. Sen şimdi gazla doğru manyağın evine, gizliden gir, hiç çıkmamış gibi. Ya? 3 gün sonra gece tam 2:30'da kapıları aç. Vazgeçin bu işten be. Oğlan hanım evladı ama katır gibi de kuvvetli. Başver. Kuvvetin en ağa babasına şöyle hafiften bir çaktın mı iliğine kadar romatizma işler. Sonra da kımıldasın görelim. Ya. Hadi yaylan artık. Hırsız, tuttum hırsızı. Ama... Yayıldım seni. Hey! Ne yapıyorsun orada? İn misin, cin misin? İn aşağı! Yapma! Yapma, sana beni düşüreceksin! Uy gene mi sensin? Duşta o beyinsiz kafan patlasın! Bana bak karışmam ha! Bir elime geçersen, öteki gözüne de mezbahayı yapıştırsan para etmez sonra, haberin bana yok! Bana kattırma tepe mi bu sefer? Fena! İn aşağı diyorum, in aşağı diyorum sana! İn! İn! İn attırma tepe mi? İn! İşiden bırak! İn diyorum sana! Ulan şaşkaloz, buradan bir kurtulayım, seni hamsilere yem etmezsem bana da sertçe huriye demez. Ben de seni bu satırla doğramazsam bana da salih reis demesinler. Ne o, Romeo Juliet'in tersini mi oynuyorsunuz? Hadi oradan be! Uzatsana elini! Moruk canımıza kastetti, görmüyor musun?
Peki bu düz duvarda işin neydi? Dolaşıyordum. Hava almaya çıkmıştım. Dolaş öyleyse. Ama dikkat et, fazla dolaşırsan kör düğüm olursun. Katil, canavar! Aa, düşüyorum be! Duş, duş da o cılsın aklın başını. Ya, demek düşüyorsun ha. Tut elimi bakayım. Hadi. İyi sene be, yetişemiyorum. Adam olacağına, dediklerimden tek kelime dışarı çıkmayacağına söz ver. Pazarlığın sırası mı şimdi? Ölüyorum burada be! Merak etme, sana birinci sınıf zengin bir cenaze merasimi yapar. Zenginliği yerin dibine batsın. Uzat elini de düşüyorum. Tut elini. Söz ver, kibar bir hanım olmak için bütün gayretimle çalışacağım de, o zaman seni içeri alırım. Cenazemi alırsın. Uzat elini, uzat dur. Ay, uzat, ay. Biraz gayret, biraz gayret. Ay, tamam. Gece yaraları kertenkele gibi duvarlarda dolaşırsan böyle olur işte. Aa, vurma sana be! Kendine gelesin diye vurduk. Korkudan ödüm patladı. Kaldır bakayım şu damağını. Ya dururken iyiydi değil mi? Of, parmağımı koparıyordum. Ne biçim mahluksun sen? Senin kafanı koparmalı ki anlayasın ne biçim mahluk olduğumu. Zilli, şimdi gösteririm. Yaptıklarını az bile. Ay, seni aşık ederim. Al sana. Bırak beni. Direnme, bir sıkarsam pirzolanı çıkarırım ha. Hadi yatsı var şimdi. Yarın benden denize geleceksin. Gelmeyeceğim. Görürüz. Durup dururken başına iş açacaksın Fuat. Defet şu kızı gitsin, bunca sıkıntıya değer mi? Sen onu bir gör de ondan sonra konuş. Ya, peki nerede kaldı bu Nazenin? Denizde, şimdi gelir. Hoş geldin Faruk Bey. Her erik bastırmasın diye limonata getirdim, soğuk. Hayrola Salih Reis, ne oldu gözüne? Hiç. Huriye Reis'i okşamış biraz. Öyle mi? Anlaşılan bu kız yaman bir şey Salih Reis. En iyisi sen çürüklerin için bir kasapla falan ortak ol. Hanımefendi beni serbest bıraksaydı o şeytan kraliçesinin tepesinde imam okuyaydı şimdi. Ha işte, kraliçe hazretleri teşrif buyuruyorlar. Şeytan kraliçesi gelemez olsun. Hanımefendi iyi yüzlüler inşallah. Bırak şu yaldızlı lafları da doğru düz konuş be. Aa, o kızımız çok kibardır. Sizi tanıştırayım. Adı Huriye. Arkadaşım avukat Faruk. Pek memnun oldum hanımefendi. O kadar tez memnun olmayasın. Kokusu çabuk çıkar ha. Anlaşılan öbür gözünde de çıbar. Benimle böyle aksi konuşma, karışmam ha. Sen onunla ağız yarışına çıkabilir misin reis? Gel biz gidelim, motoru kenara çekelim. Hadi gel. Dua et küçük bey, okumuştum canına. Oturunuz hanımefendi. Limonata alır mısınız? Fena almaz. Yeni hayatınızdan hoşlanıyor musunuz? İğreti ata binen çabuk iner. Doğru. Siz akıllı bir kıza benziyorsunuz. Benzemekten bir şey çıksaydı katırın itibarı artardı. Şey, seninkinin dolabında bu deniz kıyafetinin işi ne? Nişanlısının. Ha. Demek nişanlı. Güzel kadındır. Ya vücudu? Mayosunun kalıbından belli değil mi? Ne cehennemde öyleyse niye burada değil? Kendisi İzmirlidir. Her ay bir hafta annesiyle beraber İstanbul'a gelip otelde kalır. Ya mangraş tamam demek. Beyzade yağlı kuyruk yakalamış desene. Hadi bakalım sen odana çık biraz dinlen. Öğleden sonra ders var. Peki. Nereye reis? Yukarıya da. Tabiatıma aykırı bir şey ederse peynini dağıtırım diyeyim de kendine mukayyet olsun. Peki bu belindeki balta ne olacak?
Beyefendi, hanenin içine böyle şeytanları toplarsa yakında top tüfek de hafif gelecek. Sen şimdi top tüfeği bırak da bize yemek hazırlar. Sen bilesin ama bu şeytanın başını bırakmak doğru değil. Allah! Biri Şam'da, biri Bağdat'ta. Allah kuvvet versin sana. Başını dik tut. Baston yutmuş gibi mi? Başından kitapları düşürme sakın. Neden? İyi yürüyen bir insan başındaki kitabı düşürmez de ondan. Bunu da koyayım öyle. Ay kırmızı var galiba. Korkma be, bir şey olmaz. Deriliği bırak kız. Vazo annemden yadigar. Yürüme dersi buraya kadar. Şimdi dansa başlıyoruz. Hadi bakalım. Bak bu dans çok kolay. Bir sağ, iki sol. Bir sağ, iki sol. Ne oldu? Asker talimi mi yapıyorsun? Bir sağ, iki sol, bir sağ, iki sol. Allah Allah, dansın babası tangonun anahtarı bu. Hadi çal plağı da ukaladaki dizine dikkat et. Ne atıyorsun? Ne karıştırıyorsun? O kaldırdığın tango acemiler için en iyisi. Hah, bunun üstündeki resim çok fiyakalı. Aklından zoru mu var senin? O dans müziği değil, göbek havası. Ha dans müziği, ha göbek havası. Hepsi bir. Necilik ettim. Anlayacağın her havadan çalarım. Hadi durma be. Ben. Bu sayı saymaktan daha iyi değil mi? Ne biçim insansın sen ya? O biçim işte. Rabbena hakkı için söylüyorum, çocukluğumdan beri hep böyle bir gümüş tarlası girerdi rüyalarıma. Rüya dedin mi renkli olmaz zaten. İçeri girdik mi evi dut ağacı gibi silkeleyeceğiz. Evde gümüşün gesi kalmaz. Ayıp ettin. İşki pabucumuzun tabanı eşikten içeri bassın. Sen o evin numarasını bir de sonra seyret bakalım. Orasını dana burnu girmiş bostana çevirmezsek bize de adam demesinler ya. Evin ahşap kısmından gayrısına kıtlık girmeli. İçeride tek damla gümüş kalsa vicdanımız sızlar abi. Hepinizin hüsnü hal sahibi temiz vicdanlı insanlar olduğu polis dosyalarıyla sabit. Hatıra defterlerimiz ikinci şubede günü gününe kayıtlıyız. Bilirim. İtimada şayan olmasanız şurada sizinle bulunur mu? Tabii abicim, ne olur abicim içelim. Yeter. Vazife başında fazla alkol meslek haysiyetimize yakışık vermez yani. Doğru. Hadi vazife başına. Geldim de se bana, hayat verse bana o geçen günleri, veremez ki bana. Değişti her şeyim, yıkılmış bitmişim, eski ben değilim, dönemez ki bana.
en kolay affola. Sevenin günahı kalmıyor kimsede, kimsenin ahı. Bir gün dönse bana yıkılmış pişmansa, düz çöker ağlarım şükür dualarıma. Çok mu hoşuna gitti? Hı hı. Memnun oldum. Artık uyku vakti geldi. Hadi odana. Ben bir şey mi söyleyecektin? Yok. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu acaba? Kesin be! Gelin arkamdan. Teşekkürüm, bu mu senin? Gitme! Kim var dışarıda, arkadaşların değil mi? Beni sormaya geldiler. Gitme, dört kişiler. Dur, ben savarım onları. Bırak kolunu. Döverler seni. Dövsünler. Hiç şakaları yoktur, bir şey yaparlar sana. Senin yaptığından daha kötüsü olmaz, çekil. Gitme, dur, gitme! Sen de gel bakalım buraya. Dur! Kulağı söyle. Kokşa çenesini. Yedim seni. Siz de eşkıya kırıntılar, yedim. Hepinizi kestim, doğradım hepinizi. Kalkın kalk diyelim, bırakın beni. Tutmayın beni. Tutmayın, görürsünüz Salih Reis'in kim olduğunu. Hepinizi kuşbaşı yedim, yedim. Bırakın beni. Tutmayın, görsünler Salih Reis neymiş. Neymiş beni görsünler. Kaçmayın. Nereye kaçtı onlar, kaçmayın. Kaçmayın erkekseniz, gelin buraya. Bırak şu elindekini de yardım et, salonu alalım. Edeyim yardım. Yavaş. Yavaş ol. Dikkatli ol. Hadi gel gel. Yavaş. Bırakalım şöyle. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Koş bir şeyler getir. Su, havlu, çabuk ol hadi. Hem sok başımızı belaya hem de sonra çabuk çabuk diye vızırdı Allah'ın belası. Fuat Bey. Fuat. Fuat Bey. Fuat. Hay aksi şeytan. Ne vardı inecek be? Az kalsın beynini dağıtacaklardı. Fuat Bey, Fuat! Hay başımın belası. Ama iyi oldu işte. Sana ne benim gibi bir serseriyi adam etmek. Ne yapacağım ben şimdi? Cıldım, cıldım. Zaten karı kısmı bir yere gelir mi oraya şeytanlar içtimaya çekilir. Bu ne? Al şunu. Kes dırdır da ver şunları. Al şunu da bakayım. Sonra da hemen git kapıları kapa. Kapıları kapaymış. Babanın uşağına mı emredeysin şıllık? Bana taş kalpli diyordun ama... değilim işte. Ben de insanım alt tarafı. Doğru, şirretin biriyim. Ama elimde mi bu? Yırtıcı olmasam çoktan ezilir giderdim. Serseriler arasında yaşayan bir genç kız... ya benim gibi hırçın olur ya da namussuzluğa boyun eğer.
Ama anlamazsın ki sen bunları. O kadar ayrı ki dünyalarımız. Kımıldama, nasılsın? Neren ağrıyor? Her yerim. Kımıldama öyleyse. Bana darılmadın değil mi? İnsan çabuk değişemiyor işte. Bir iki günde namuslu olmak kolay mı? Kapıyı neden açmak istedin? Verilmiş sözüm vardı İzzet'e. Ya bana verdiğin söz? Onun sözünden çıkmayı hayatımla öderdim belki. Hayatınla mı? Evet. Bir sokak kızının hayatı sence değersizdir belki ama... ...ben ne şekilde olursa olsun... ...gene de yaşamayı ölmeye tercih ederim. Başkalarının zararına bile olsa yaşamaya kararlı olduğum belli. Peki madem öyle neden kurtarmak istedin beni? Bilmiyorum. Ölsem üzülür müydün? Ben ölü sevmem. Kurtarmak istedim ya ona bak sen. Nedense neden işte. Belki de o an senin hayatını benimkinden daha kıymetli buldum. Uyumuş. Daha iyi. Sözlerimi duymadığın daha iyi. Su. Su. Peki şimdi. Şunu da sorayım şöyle ha. Oy, kimsin, nesin, hırsız mısın sen? Oy, Cavidan Hanımcığım, siz miydiniz? Hoş geldiniz. Hoş. Daha yeni mi kalktın Salih Reis? Bu gece biraz geç yattık da öyle oldu ya. Affedersin, ben beye haber vereyim, dur. Yok, ben uyandırırım o tembeli. Şey zahmet, şey biz sizi ay başından hemen beklemiyorduk da. Ay, yedik mi bu? Ama ne yapacağım şimdi? Fuat! Fuat! Boşuna gözlerini uyuşturma. Rüya görmüyorsun. Neredeyim? Neredeyim ben? Ben... İhanet ettiğin nişanlının karşısında. Ve bir sokak kadınının kolları arasında. Aman Allah'ım. Cavidan sevgilim. Bana sevgilim deme. Demek iç yüzünü öğrenmek için İstanbul'a habersiz gelmen lazım. Dinle yavrum. Görünüşe aldanma. Bu kız sadece... Gönül eğlendirdiğin adi bir sokak kızı. Dinle. Sokak kızı sana benzer. Al sözünü geri yoksa paçavraya çeviririm o maskara suratını. Dinle bak. Huriye bak. Kesmaya bak. Kesmaya anandır. Çekil patatını. Canımı acıttın, ellerin kırılır inşallah. Tamam. Sesini, sana durumu izah edeyim Cavidan. Görünen köy kılavuz istemez. Bunun izah edilecek bir tarafı yok. Aramızda her şey bitti artık. Bu kadar insafsız olma Cavidan. İstersen otele gidelim, orada konuşalım. Lüzum yok. Artık kendine başka bir nişanlı ara. Yahu bu kaldırım çiçeğini sakla. Al yüzüğünü. Mersi. Cavidan dur, dinle beni, nereye gidiyorsun? Hey! Ne gidiyorsun arkasından? Bırak o senin peşinden koşsun. Cavidan, son defa dinle! Ay beğendin mi yaptığını? Nişanlının haber vermeden İstanbul'a gelmek aklına eskise kabahat bende mi? Otele gidip hem af dileyecek hem de hakikati söyleyeceksin ona, anladın mı? Niye ben gidiyormuşum? Meraklıysan kendin git. Elin şımarık kadınların ayağına gitmem ben. Peki, annen bana müdafaa hakkını tanır herhalde. Meselenin aslı şu. Ne dolanıyorsun buralarda? Sana ne? Babanın sokağı mı burası? Almayayım ayağımın altına ha. Hadi açıl bakalım buralardan. Peki aman uzatma. Allah Allah.
İn aşağı polise haber ver. İt işine ve çekil başımdan. Seninle mi uğraşacağım? Görürsün sen. Abi hırsız var. Duvara tırmanıyordu. Telaşlanma, şimdi yakalarız. İmdat! İmdat! Sus şekerim, sus. Otele hırsız girmiş. Odalardan birinde olmalı. Arayın, bulun. Hadi çabuk. Hadi süre. Mehmet Bey. Hazırım. Otele hırsız girmiş. Otelin dedektifi olmanız dolayısıyla gösterin hünerinizi. Merak etmeyin. Hırsızı pire yakalar gibi enseleyeceğim şimdi. Bana Sherlock Holmes mümin derler. Üzülme be şekerim, sana fenalık yapmayacağım. Aşağıda görülecek bir işim var. Onu bitirir bitirmez elbiselerini gene vereceğim sana ablacığım. Affedersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz hanımefendi, ben bu otelin dedektifiyim. Bir hırsız girmiş de onu arıyorum. Bulursunuz inşallah. İnşallah. Farukcuğum sen ha, bu ne sürpriz. Beni yakalayacaklar, bozuntuya vermeyelim. Fakat... Hadi salona geçelim, hadi. Geçelim. Çene çalarım. Beni müşkül duruma sokuyorsun. Seni tanırlarsa herkesin yanında rezil olacağım. Bu kıyafetle kimse tanıyamaz beni. Nereden buldun bu elbiseleri? Odaların birinden. Ne yapmaya geldin buraya? Sevgili arkadaşının zengin nişanlısına nasıl yaltaklanacağını seyretmeye. Bana hak verdiniz değil mi? Benim yerimde olsanız siz de aynı şeyi yapardınız. Zavallı kızın ne güveneceği bir kimsesi, ne parası, ne de sırtına giyecek doğru dürüst bir elbisesi vardı. Vay canına. Haklısın şekerim. Zavallı kızın ne elbisesi, ne parası, ne de güveneceği kimsesi varmış. Faruk'un yanındaki kız kim acaba? Bilmiyorum. Senin zavallı kuşuna çok benzemiyor mu? Evet. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Çok nazikmişsin. Bir erkek nazik görünmekten çok yakışıklı görünmeyi tercih eder. Yakışıklısın da. Ama Fuat'ı daha yakışıklı buluyorsun galiba. Bilmem, tuhaf bir hava var onda. Yakışıklılıktan farklı bir şey. Buraya geliyor. İşin ne burada? Başımı derde soktuğun yetmedi mi daha? Peşimi bırakmayacak mısın sen benim? Belki bana yaptığın haksızlığı anlamışsındır da evine dönmemi istersin diye düşündüm. Onun için geldim. Evimde hiçbir işin kalmadığını kaç defa tekrarlamam lazım sana? Ben doğru yola gelinceye kadar. Doğru yol fikrini sen aşıladın bana. Bu kıyafetle istediğin yola bensiz de gidebilirsin. Sırtındaki elbiseyi nereden aldığını sormaya lüzum yok. Aşırdım. Yukarıdaki odalardan birinden. Al bunu bize götür. Bir şeyler bul giydir. Çaldıklarını da otele iade ettir. Demek eline dönmemi kabul ediyorsun. Sırtındaki elbiseyi değiştirip defolup gitmen için. Hadi Faruk, burada kalacağınız her dakika saadetimin temeline inen bir kazma darbesi oluyor. Çabuk götür şunu. Hoşça kalın hanımefendi. Hoşça kalın beyefendi.
Hadi gidelim. Buradan ayrılmak o kadar zor mu geliyor sana? Burada kalmak çok hoşuma gidecekti. Ama çilem dolmamış daha. Cemiyete karşı hala borçluyum anlaşılan. Biliyor musun, ben de sana karşı borçluyum. Ne borcu? Sen unuttun ama ben unutmadım. Otelde beni öptün. Halbuki ben hala o öpücüğü iade etmedim. Lüzumu yok. Ben kimseye borçlu kalmak istemem. Aa! Elimi koparacaktın. Salih Reis! Efendim? Salih Reis! Efendim? Ah canım ha! Sen kadın değil yılan mısın? Fuat seni kovmakta haklıymış. Bana mı seslendiniz? Ver şu pisin paçavralarını da defolup gitsin. Ha bu çildeye mi? Oy büyük Allah'ım! Allah sana razı olsun. Ya! Göz kulak ol da bir şey aşırmasın. Uy kovuşuna kurban olayım senin daha. Böylesine senin gibi sert muamelet lazımdır. Defolup çilesin de başımızı dinleyelim. Ama kovulaysın, kovulaysın, gene gülüp gelesin buraya. Merak etme Salih Reis. Artık seni rahatsız etmem. Bu ne olay? Meğer sen serseri kalleşin biriymişsin. Senin yüzünden üçü de kodese girdi iki günlüğüne. Seni saçlarından asıp gebertmek lazım. Affet Reis. Ama affetmek istemezsen as ne yapayım? Hiçbir şey yok gözümde. Ama benim var. Herifi kendim soymazsam hasta olurum. Gene döneceksin oraya. Beni dövdü, kovdu diyorum. Ben de kovuyorum. Üstelik bir de döversem hikayenin sonu bamya tarlasında biter. Bilirsin, teneşirlik etmeden bırakmam. Gideceksin oraya. Fakat ben de insanım. Benim de bir izzet nefsim var. Kör izzet senin izzet nefsine bir şamar çekerse anlarsın zevzekliği. İki çatalla yemek yedin diye burnun mu büyüdü lan? Dediklerimden tek kelime şaş seni de vururum o bayram çocuğu kılıklı herifi de. Asılacaksın ökse gibi. Tutkallı Arap zankı gibi yapışacaksın anladın mı? Hadi ben seni göreyim. İzzet'in hepsi varmış. Heh. Salih Reis! Salih Reis! Cıldım, cıldım! Ha, cıldım benim, cıldım. Gittim osurduk. Ciddi! Ha bir daha da bu kapıdan içeri girmeyecek. Aman gözünü aç Reis, elinden baltanı eksik etme. O da yetişmezse benim av tüfeğini sırtla. Uhuy. O beş belasını buraya sokma. Tabiatımdır daha, girmeyecek dedim mi, girmez. Bir daha bu eve ayak basarsa ben nişanlımdan olurum, sen de işinde. Hah. Öyleyse birinize bir nişanlı, birinize de yeni bir kapı aramak düşüyor. Gene mi sen? Hı. Yahu sen nedir kovulmak bilmez misin? Ne biçim insansın? O biçim işte. Kapıdan kovulup bacadan giren cinsinden. Hmm, polis çağırırsam hangi cinsten olduğunu daha iyi anlarsın. Rehber de arayıp da zahmet etme. Karakol bizim için komşu kapısı. Numarası da ezberimde. 46, 47, 63. Ha? Vallahi doğru söylüyorum. Ha? Ne duruyorsun, çevirsene. Benim de söyleyeceklerim bulunur elbette. Ne söyleyebilirsin? Yarın gazetelerde meşhur yazar ve bestekar Fuat Çetin Bey bir hırsız kızı ayartabilmek için onu polisin elinden kaçırdı diye okursan şaşma. Belki de ikimizin yan yana resimlerini de basarlar. Anlaşılan gebertmeden kurtulamayacağım senden. Ne belaymışsın be. Muşta Recep tatlı bela derdi bana. Bana bak, benimle fazla uğraşma. Defol buradan, defol git diyorum sana. Ben de gitmiyorum diyorum. İyi bir insan olmak istiyorum, sokmasaydın kafama bunları. Bir hata ettik işte. Sen aşağılık, yapışkan, laf anlamaz biriymişsin.
Nişanlın az mı yapışkan sanki? Nişanlımın adını ağzına alma yoksa? Ne vuruyorsun be? Erkeksen iğnesi 50.000 liraya ben zengin nişanlını tokatla. Dayak yemek istemiyorsan bu eve ayak basma. Saadetimi yıkacaksın. Sen benimkini yıktın ya. Ben mi? Alışmadığım bir hayatı gösterdin bana. Keyfin için beni bulutlara çıkardın, sonra da bırakıverdin. Seni tanımadan evvel ne kadar mesuttum. Yahu, seni 2 gün misafir ettiğimse kabahat mı ettim? Beni rahat bırakman için kaç para istiyorsun? Söyle, fiyatın nedir? Ben senin muhitindeki kadınlar gibi parayla tartılmadığım için fiyat etiketim yok. Bir tek şey istiyorum senden, aldığını geri ver yeter. Sen kimsin ki senden bir şey alayım? Ne var alınacak? Kalbim. Kalbin mi? Senin gibi erkekleri eteğimde koşturacak babadan kalma servetim yok ama bir kalbim var Fuat Bey. Ne çare, onu da insanlığı fiyat etiketiyle ölçen zat halinize kaptırdım. Seni ayartmak, gönlünü kazanmak için bir şey mi yaptım? Sana aşkımı mı ilan ettim? Kur mu yaptım? Sataştım yahut kadınlığından faydalanmak için fırsat mı kolladım? Söyle, hangisini yaptın bunlar? Hiçbirini. Bana her yaklaşan erkek beni elde etmek istemişti. Sen onlardan başkaydın. Bana dokunmadın. Bana saldırmadın. İyi davrandın ve... Öyleyse beni kalbini çalmakla nasıl itham edebilirsin? Söyle, ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Sen mesut ol yeter. Uğur'ya... Bak bir dakika. Zahmet etme Fuat Bey. Aramızdaki uçurum bir dakikada kapanmaz. Ama oraya dinle beni. Nikah tarihini bildirirsen memnun olurum. Malum ya, zengin nikahlarında yan kesicilik iyi balık verir. Çuş sana be. Aşıkmış. Alay etme İzzet abi. Size ne oluyor be? Şimdi başlarım ha. Ben seni akıllı bir kız sanırdım. Sana erkek milletine yüz verme demedim mi? O bütün erkeklerden başkaymış gibi geldi bana. Öyle olur zaten. Biz de vaktiyle bakmazdık kadınların gözyaşlarına, bozardık fiyakalarını. Ama hasbanın birine aşık görünelim dedik. Vezne'den para, Hristaki'den elbiseler yürüttük. Sonra mapushane üniforması taktık sırtımıza. Aşk kime yaramış ki? Neyse, boşver de intikam almaya bakalım. Nişanlısı olacak hasbanın 50.000'lik iğnesi var. Evvela onu tıraş edelim. Biraz zor iş. Hiç de değil. Yarın akşam kaldıkları otelde balo var. Nereden biliyorsun? Ben sosyete haberlerinin tarifesini onlardan iyi bilirim. Baloya gitmek için elbise ister. Balo kıyafet balosuymuş. Suratımıza birer siyah paçavra bağladık mı tamam. Davetiyeyi nereden bulacağız? Onun da kolayını buldum. Baloda maskeli berduşlar dörtlüsü çalacakmış. Biz anadan doğma berduş olduğumuza göre kıyafet tamam. Onların yerine baloda biz çalacağız. Seni de dansöz okuyucu kılığına soktuk mu tamam. Biz çalarız, sen de oynarsın. İyi ama hiçbiriniz çalgı çalmasını bilmezsiniz. Onu da ayarladık. Esnaf kahvesinden 4 kişi alacağız. Biz gidip sazlarımızı akord edinceye kadar sen de berbere gider saçlarına ütü vurdurursun. Hadi marş marş. Çok içiyorsun Fuat. Çok içiyorsam içmem gerekiyor demektir. Ben de bir içki fıçısıyla evlenecek kızlardan değilim Fuat, bunu unutma. Kendinize gelin çocuklar, ayıp ediyorsunuz ha. Nasıl gelirim anne? Evinde adi bir şıllık, her gün içki. Adi şıllık dediğin kız hepinizden daha asil. Sen de bunu unutma. Baloya eğlenmeye mi geldiniz yoksa kavga etmeye mi? Sakin ol kızım.
sokak kadınlarını müdafaa eden bir erkeğin karşısında bundan daha sakin olamam. Sen başkaları hakkında kıyafetlere göre hüküm vermekten vazgeçene kadar yalnız eğlenin. Fena olmaz. Fakat siz de çok sert davrandınız Cavidan ya. Hanım. Fuat'ı severim ama evindeki o kıza ve onu korumasına tahammülüm yok. Artık ayrılabiliriz. Sen şişkin bir cüzdan araklamaya bak, ben de şu meşhur iğneyi uçurmaya bakayım. Hadi yolla. Yanınıza oturabilir miyim? Buyurun. Çekindiğiniz biri falan mı var yoksa? Yok, pek o kadar değil. Bana çok güzel değil mi? Oldukça ama bende eğlence arzusu olmadıktan sonra. Haklısınız. Eğer aradığım kimseye burada rastlasaydım, ben onun güzelliğini asıl o zaman duyacaktım. Yoksa beklediğiniz biri mi var? Evet. Sevgiliniz mi? Pek sayılmaz. Onu bulamadınız mı? Bir ara bulur gibi oldum, sonra kaybettim. Ya siz? Ben nişanlımla beraber. Ya. Fakat gene de başka birini düşünüyor. Sahi mi? Evet ama bu sözlerimi sakın kimseye tekrarlamayın. Ben sır saklamasını bilirim. Ne? Öteki düşündüğünüz burada mı bari? Burada olmasını temenni etmem. Hatta buralardadır diye korkuyorum. Neden korkuyorsunuz? Çünkü yok, sebebini söyleyeyim. Yazık. Ben de sırlarınızı bana anlatırsınız sanmıştım. Siz de sırlarınızı bana söyleyecek misiniz? Belki. O halde başlayayım. Sorun öyleyse. Kimi arıyorsunuz? Bir beyi. Genç mi, yaşlı mı? Genç. Yakışıklı mı? Evet. Sevimli mi? Hem evet, hem hayır. Onu seviyor musunuz? Hem hayır, hem evet. O halde niçin onu görmek istiyorsunuz? Çok meraklısınız. Fakat söyleyeyim. Bana bir vaatte bulunmuştu. Ne gibi? Evlenme vaadi mi? Hayır. Beni doğru yola sevk edecekti. Yeter. Niçin beni alay ediyorsun oraya? Alay etmiyorum Fuat Bey. Demek beni görmeyi arzuluyordunuz, öyle mi? Öyle. Sebep? Çünkü sana söyleyecek bazı şeylerim var. Hadi gel dansla anlatırım sana. Fuat eline geçen nimetin kadrini bilmiyor doğrusu. Bütün İzmir erkekleri peşimde. Beni bir kaybederse tırnağımın ucunu bile bulamaz. Aynı şeyleri ben de söyledim ama anlatamadım. Size sizi anlayan, değerinizi takdir edebilecek bir erkek lazım. Mesela kim? Ben. Bu bir ilan aşk olmasın sakın. Fuat'a tanıdığınız şansı bana da tanısaydınız, kıymetinizi sokak kızlarının peşinde koşarak ziyan etmezdim. Kadın ruhundan ne kadar iyi anlıyorsunuz Faruk Bey. Demek isminiz Laman, hayret, büyük tesadüf, ilk sevgilimin adı. Demek sevgilileriniz çok. Belki çok ama muhakkak olan bir şey varsa en güzeli, en sonuncusu siz. Kavalyenin başını fazla döndürdün galiba anne, dengesini muhafaza edemiyor. Yine çatmaya başlama Cavidan, gecemi burnumdan getireceksin. Beni büfeye götürür müsün lütfen? Ne çok susadım. Ne buyursunlar? Kırkından sonra saz çalmak diye işte buna derler Faruk Bey. Evinize ne zaman döneceğiz? O imkansız işte. Hani beni düşünüyor, görmeyi arzuluyordunuz? Görmek istiyorum ama beri tarafta da nişanlım var. Yoksa... Suadından Seki Ayten kim? Tanıyor musun? Ben de ona bakıyorum. Hiç de yabancı gelmiyor. Arkadaşınız Faruk Bey de buradaymış. Beni tanıdı mı dersiniz? Cavidan da gözlerini benden ayırmıyor. Peki ne olacak şimdi? Vız gelir, iş olacağına varır.
Yoksa seviyor musunuz beni? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Nereden çıkardın bunu? Ayaklarıma o kadar ısrarla basıyorsunuz ki bunu bir ilan aşk olarak kabul ettim. Alayı bırak, alayı bırak da şunların gözünden uzaklaşalım. Şu tarafa gidelim. Yok yok, orada benim tanıdığım biri var. Siz bir dakika bekleyin beni burada. Ne haber, cüzdanı yakaladın mı? Hayır, tanıdı beni. Anlaşıldı, sen buraya gönül eğlendirmeye gelmişsin. Sen ne yaptın? Biz bu işin ağababasıyız kızım. Ufak bir iskandil iğne sahip değiştirir. Göster numaranı da kirişi kıralım buradan. Ben o kadar eli çabuk değilim. Hem bu akşamlık senin çarptığın yetmez mi? Sana akıl danışan oldu mu? Hadi iş başına. Konuştuğun adam İzzet'ti değil mi? Evet. Birilerinin canı yanacak galiba. Yanmış bile. Yeni bir kurban tayin etti. Birinin cüzdanını çalmam lazımmış. Ha? Kim bu zavallı kurban? Sen. Ben? Ya, zahmete lüzum yok. Kendim de verebilirim. İstersem çalardım zaten. Benim için zor bir şey değildi ki. Ne olur hadi gel dans edelim. Ha? Değil mi? Ha, anladım. Çok sevgili misafirlerimiz, bir dakikanızı rica edeceğim. Aramıza maalesef bir hırsız karışmış bulunuyor. Telaşa lüzum yok, telaşa lüzum yok. Kapılar tutulmuştur. Bir araştırma yapılacaktır. Lütfen herkes maskesini çıkarsın. Cavidan'ın iğnesini çaldılar. Hırsızın nerede olduğunu bilmen lazım. Dostlarınla iftar edebilirsin Fuat. Ne demek istiyorsunuz? İğnemi yanındaki kızın çaldığına eminim. Seni temin ederim ki o çalmadı. Arayın şu adamın üstünü. Bunun üzerinde bir şey yok. Ben de şu kadının üstünü arayın diyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Aramaz maalesef üstünü aramaları lazım Uğur'ya. Fakat daha evvel çalmadığına dair yemin edebilir misin? Elbette. İğneyi ben çalmadım. Üzerinde yok değil mi? Hayır. O halde arayabilirler mi? İstedikleri kadar. Huriye üstünün aranmasını kabul ediyor. Buyurun. Buyurun arayın. Emirlerinize hazırım. Hadi çabuk soyun bakayım. Terbiyeme yakışmaz ama söylemeden edemeyeceğim. İtle yatan pireyle kalkarmış. Haklısın. Yalnız bir söz daha vardır. Körle yatan şaşı kalkar derler. Ben kör müyüm? Hayır. Asıl kör olan benim Cavidan. Senin gibi biriyle nişanlanacak kadar kör. Fuat! Hiçbir şeyi bulamadık. Hanımefendi için haksızlık etmişiz. Ben emindim zaten. Eğer hanımefendi yapılan haksızlığı affetmek büyüklüğünü gösterirlerse... kendilerine kolumu uzatmakla şeref duyacağım. Madem bu akşam kıymetli mücevherlerimi kaybetmem mukaddermiş, bu yüzüğü de kaybedebilirim. Buyurun yüzüğünüzü. Hayrını görün. Çok kurnazmışsınız. Nişanlımı çaldığınız için memnun olabilirsiniz. Nişanlılar çalınmaz küçük hanım. Kaybedilir. Gidelim buradan Uğur'ya. Nereye? Eve. Müsaadelerinizle. Uğur'ya, şimdi söyle bana bakayım, Cavidan'ın iğnesi nerede? Bende değil. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum, üstümü aradılar ya. Peki, nerede öyleyse? Polis oyunu oynamama müsaade eder misin? Hoşuna giderse oyna. Çalınmış bir şey için hırsız olarak kimi yakalarlar? Çalan insanı.
Eğer sen polis olsan, karşına da cebinde çalınmış bir iğne bulunan birini getirirlerse ne yaparsın? Derhal tevkif ederim. O iğne benim üzerimde bulunursa? Seni de tevkif ederim. Peki, aynı iğneyi senin üzerinde bulurlarsa kendi kendini de tevkif eder misin? Alay etme Allah aşkına. Lütfen cebini yoklar mısın? Alay etme, ciddi ol. Çok ciddiyim. Sağ cebine bak. Olur şey değil. Artık karakola gidip teslim olabilirsin. Fakat anlayamıyorum. İğnenin işi ne bende? Ne kadar çocuksun. İğnenin İzzet'in cebinde bulunduğunu biliyordum. Ondan çaldım ve işi sağlama bağlamak için senin cebine koydum. Baloda üstü aranmayacak bir tek sen vardın. Fena mı ettim yani? Sen ne şeytansın. İğneyi burada bulacağımdan emindim zaten. Kalles seni. Ver iğneyi bana. Gel de kendin al. Ben gelirsem canını da beraber alırım ama. Dene bakalım. Ama unutma, bu sefer beni arkadan vuracak arkadaşların yok yanında. Git artık, rahat bırak bizi. Senden çektiğimiz yetmedi mi? Kır boynunu şuradan. Salim Reis, Salim Reis. Yetiş, yetiş çabuk, polis Beksi çağır. Hadi çabuk ol. Canırım, canırım. Yana mı sensin? Bırakın beni daha, tutmayın. Koş çabuk, Bekçi, polis çağır. Cıdırım daha, beyefendi dayan, canırım imdadına. Gayret var, yetişiyorlar. Vahşi adam, az kalsın öldürecekti seni. Fuat dikkat! Uy, yakalayın, yakalayın abi. Uy, şuraya bak, döndü çarşamba pazarına. Bilseydim bekçi yerine sıyıya çağırırdım. Götürün hadi, götürün. Bir sıçratsın Çeçirce, iki sıçratsın Çeçirce. Üçüncü de girersin Kodes'e Çeçirce. Uy, hadi hayırlısı. Hayatımı sana borçluyum Uğur'ya. Bilmem nasıl teşekkür edeyim sana. Teşekküre lüzum yok. Ödeştik. Şimdi nişanlının iğnesini kendisine verirsin. Ortada çalınmış bir şey kalmayınca nişanlınla da barışırsın. Allah'a ısmarladık. Nur, bakıyorum işleri istediğin gibi hallediyorsun. Aleyhinde şikayette bulunacağım. Neden? Benden çaldıkların için. Ne zaman? Buraya, eve ilk geldiğin zaman. Ama onların hepsini iade ettim sana. Ya kalbimi? Onu iade ettin mi? Fuat! Serçem benim.